Efendim, deprem öldürmez, bina öldürür sözünün ne kadar doğru olduğunu anlatan bir haber var şimdi sırada. Adıyaman'da yerle bir olan evlerin arasında dimdik ayakta duran bir bina var. İşte o binanın müteahhidi. Meslektaşlarının ihmallerini tek tek anlattı. Şu ortadaki bağlantılar etredir. Binayı taşıyan da bunlardır. Şu taşıyıcı, bu bağlayıcı. Şu 50 santim araya etre atılmamış. Bu kolon buradan patlamış. 2 kilo. 30 TL. Şuraya etre atmış olsaydı bu bina çökmezdi. Sadece 30 liraydı, yani 6 ekmek parası. O binayı yapan müteahhit 30 liradan sakındı. Yaptığı kelimelerle anlatılamazdı. O binayı ben yaptım. Kendi oturduğum yer. Çatlama bile yok. Bu niye gitmiş? Etre arası 50 santim. Şuraya 2 kilo bir demir atsa bu bina gitmeyecek. Şurada şu mesafeye etre atılmamış. Etre atılmış olsaydı bu bina gitmeyecekti. Adıyaman'da Ali Taşı mahallesinde 5 katlı bir bina. Gördüğünüz gibi enkaza döndü. Mal sahibi dahil 3 kişi burada can verdi. Ve iddiaya göre bu binanın inşaatında çok ciddi ihmaller var. Şunların sık olması lazım. 4 çubuk demir. Tamam. 2 burada, 2 de karşıda. 5 kat bu kolona bindiriyor. Buranın imarı 2 kat. Sen niye buraya 5 kat çıkıyorsun? Bu kolon taşıyacağı 2 kat. Hala çöküyor zaten. Evet. Beton zaten hep gevşek. Bak. Kum. Bakın, aynı cadde üzerinde 2 bina. Biri sapasağlam ayakta, diğeri yan yatmış, yıkılmış. İşte bu sağlam binanın müteahhiti iddiasına göre 50 tane bina yapmış ve hiçbiri zarar görmemiş. Bu bir etre için bu bina gidiyor. İçinde de mal sahibine mezar oluyor. Binanın duvarları patladı. İddiaya göre kolon bu binayı taşımadı. Görüyorsunuz, bir parçayı koparıyorum. Hemen elinize geliyor. Adeta kum gibi. Ve iddiaya göre şu parça demirden burada bir tane daha olsaydı bu bina yıkılmazdı. Bak, etraraları yine yok. 4 çubuk demir atmış. 5 kat bu kolona binmiş. Bu kolon patlamış orada. Bu kolonun güçlü olması lazım. Sen bu kolon üstüne 5 kat niye çıkıyorsun? Adıyamanlı müteahhit Sait Atlamış'a göre pek çok meslektaşı ölüme davetiye çıkarmıştı. İşin formülü ise aslında çok basitti. Deprem öldürmez insanı. İşini sağlam yaparsan hiçbir şey olmaz.